Evet, herkese merhaba. Ben de düzenleme kuruluna bana verdikleri bu imkan için teşekkür ediyorum. Gerçi beni hiç aramadılar, sormadılar. Ben tatilden apar topar geldim ama onun için de ayrıca sorgulayacağız tabii. Şimdi normalde bir baktım şöyle. Ben 2004 yılında da aynı konuda Türk Cerrahi Derneği'nde bir konuşma yapmışım. O slaytlarıma bir baktım. Onun için şöyle tabii yaşlandıkça tarihe de biraz değinmek gerekebiliyor. O zaman hep şöyle sunardık biz işte randomize 4 klinik çalışma pankreatitlerde ERCP ile ilgili diye. Ve bunlar İngiltere, Hong Kong, Polonya ve Almanya çalışmaları tarihi sıraya göre. Hep bunların üzerinden giderdik ve baktığımız zaman o zaman görüyorduk ki hemen hemen pankreatitlerin çoğuna biliyer pankreatisi ERCP yapılıyordu. Bizim ilk ERCP yaptığımız yıllarda da bu böyleydi. Ve yapılan çalışmalar gösteriyordu ki hafif ve orta şiddetli pankreatitlerde fark yok ama ağır pankreatitlerde morbiditeyi azaltıyor, mortaliteye de kısmen etkisi var. Aynı şekilde Hong Kong çalışması da yine aynı sonuçlarla ortaya çıkıyordu. Ama Polonya çalışması, Almanya çalışması dedi ki, bence ikisinde de hiçbir fark yok konservatif takip edilen ya da ERCP yapılanlarda. Hatta aksine komplikasyon oranlarını ERCP arttırıyor ve pankreatiti daha da ağırlaştırabiliyor, mortaliteyi arttırıyor gibi bir sonuç ortaya çıkardı. Ama Polonya çalışması da dedi ki her ikisinde de çok etkili. Şimdi bunlara tarih olarak baktığımız zaman işte buradaki tabloda da görüyoruz. Bunları gördük ama günümüzde gerek pankreatitin tedavisinde gerekse de cerrahi yaklaşımlarında çok değişiklikler olduğunu görüyoruz. Tabii bu değişikliklerin olması sadece cerrahlar olarak bize ait değil. Tıptaki gelişmeler, yoğun bakım şartlarındaki gelişmeler ve daha önemlisi de görüntülemedeki değişmeler de bize tabii ki ışık tutuyor. Daha rahat kararlar almamızı sağlayabiliyor. Şimdi o zaman demişiz ki o konuşmamızda ERCP endikasyonlar olarak ciddi pankreatitlerde yapılmalı. Kolanjit varsa yapılmalı. Hiperbilirubinemi varsa yapılmalı ki her zaman biz 3 bilirubinin üzerini endikasyon olarak kabul ediyorduk. Ultrasonla da safra yollarında genişleme varsa pankreatitli hastada yapılmalı. Koledokta taşta yapılmalı ve bir de kolestatik enzimler yüksekse yapılmalı. Yani bir biliyer pankreatitli hastalarda bunlar varsa o zamanlar biz bunları bir ERCP endikasyonu olarak kabul etmişiz. Ve yine o kongrede 2000-2003 yıllar arasındaki ERCP yaptığımız olguları sunmuşuz. Bakmışız 169 akut pankreatit olgusu var ve bunların 100 tanesi biliyer pankreatitli olgularmış. Ve biz bunların 41 tanesinde ERCP yapmışız. Ve bunların 14'ü ciddi pankreatit, 27'si ise hafif pankreatitli hastalarmış. Neden yapmışız bunlara ERCP'yi? 7 hastada safra yollarında genişleme görmüşüz. 3 hastada koledokta taş, 17 hastada kolestaz bulguları. Yani biraz kolestaz bulguları varmış. Biz bu hastalara ERCP yapmışız. Ama gördüğümüz zaman bunların çoğunun negatif ERCP'ler olduğunu göreceğiz biraz sonra. Çünkü 12 olguda papillada ödem görmüşüz yaptıklarımızda. 5 olguda koledokolitiyazis, 3 olguda düodenum divertikülü, diğerlerinde hiçbir şey bulamamışız. Yani baktığımız zaman yapılan ERCP'lerde ödeme de yapılmasına gerek yok. Diodenum divertikülüne de günümüz şartlarında 5 olguda belki de sadece gerekirken 22 olguya da şimdiki düşüncelerimize göre biraz sonra değineceğiz. Gereksiz bir ERCP yapımı olmuş. Şimdi günümüze döndüğümüz zaman bugünkü ne zaman ERCP ya da pankreatitlerde ERCP endikasyonu dediğimiz zaman tabii ki ilk başta kolanjit. Zaten pankreatiti olmayan kolanjitli hastalarda da drenajı bir an önce yapmak lazım. Onlarda da ERCP gerekiyor zaten. Ya da ERCP olmazsa bir şekilde PTK mıdır ya da açık cerrahi midir? Kolanjitin tedavisinde tabii antibiyotik kadar önemli olan mutlaka bir safra drenajının sağlanması lazım. Şimdi burada pankreatitli hastalara kolanjit dediğimiz zaman burada tabii ki şu çok önemli. Hani tipik Charcot triadı, ateşi var, sarılığı var ve karın ağrısı var. Şimdi karın ağrısı pankreatite bağlı da olabiliyor. Şimdi buradaki ateş ve klinik laboratuvar durumlarına baktığımız zaman tabii ki çok yüksek lokosit değerleri bizi uyarabilir. Ama lokositleri çok yüksek olmayan, ateşleri 38'lerde olan bir hastada hemen kolanjit, hemen ERCP yapalım mı? Biz açıkçası bu tür hastalarda eğer tipik kolanjit tanısını koyamıyorsak, ateşlerini durumuna göre ya da kliniğine göre, biz bu hastalarda yine MRCP'yi tercih ediyoruz.
MRCP'de eğer bariz bir olay yoksa antibiyotikle bir iki gün takip etmeyi de yeğleyebiliyoruz. Yani kolanjitinden emin olmak açısından. Çünkü bazen o sarılığın sebebi de ödem olabiliyor. Ödemin çözülmesiyle beraber tablo düzelebiliyor. Ama düzelmiyorsa çünkü kolanjitlerde tabii ilk 24 saat içinde ERCP yapmanın da önemini vurgulamak lazım. İkincisi, safra yollarında taşı tespit ediyorsak tabii ki pankreatitli hastalarda daha erken dönemde ERCP yapmak lazım. Bu da son derece önemli. Hiç tartışmasız bunlar. Şimdi bilirubin düzeyi ve kolestatik enzim yüksekliğine geldiğimiz zaman maalesef bazen gereksiz ERCP'lerde en çok bundan yararlanılıyor. Bize gelen dosyalarda da bunu çok görüyoruz. Mesela işte hastada var bilirubinleri 4-5, kolesterol enzimleri yüksek. Yani ultrason safra yollarında bir şey yok diyor. MRCP bazen çekilmiyor ya da çekiliyor ama normal olduğu halde ERCP yapılıyor. Bu hastalarda biliyoruz ki bu bilirubin düzeyi ve kolesterol enzim yüksekliklerinin çoğu papilladaki ödeme bağlı. O nedenle bu hastalarda direkt olarak ERCP yapmamak lazım. Çünkü ERCP de bir cerrahi işlem ve komplikasyonlarının yüksek olduğunu biliyoruz. Onun için biz bu hastalarda bilirubin düzeyine bakmaksızın mutlaka MRCP ediniyoruz. Eğer MRCP'de bariz bir taş ya da bir darlık ya da bir tümör gibi bir şey varsa o zaman duruma göre ERCP'yi tercih ediyoruz. Onun dışında bu hastaları izlediğimiz zaman hastaların %90'ında sarılık ve kolestatik bulgular kendiliğinden geriliyor. Bunun da altını bir kere daha çizmek istiyorum. Şimdi bunların dışında tartışmalı ERCP endikasyonlarından da bahsedelim. Belki bu konuda soru da gelirse onları da cevaplarız. Şimdi hani eskileri sunduğumuz zamanda dedik ki ciddi pankreatitlerde ERCP'yi eskiden rutin yapıyorduk. Eğer bir pankreatit ciddiyse. Şimdi günümüzde artık yapmıyoruz. Hadi bunu yapmıyoruz ama bazen şu söyleniyor. Ya bu hasta ciddi pankreatitse işte biraz önceki konuşmada da gördük. 4-8 hafta zaten hastayı izliyoruz. Nekroz geçti. Bazen hastayı evden takibe alıyoruz. İşte gidiyor geliyor. Süreç uzuyor. Ama bizim biliyer pankreatitlerde nüksü önlemek için kolestektomi yapmamız lazım. Ama biz bir kolestektomi de bu hastalarda yapamıyoruz. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Belki bir cerrahi gerekecek, iki kere anestezi almasın. Böyle geciken hastalarda acaba, gerçi kolestektomi kadar tabii nüksü önlemiyor ama ERCP sfinkterotomi yapalım mı? Bununla ilgili tartışmalar var. Biz eskiden bir hastalarda yapıyorduk ama şu anda günümüzde bunları da yapmıyoruz, takip ediyoruz. Açıkçası bu zamana kadar tek bir hastada takipler sırasında biraz daha ağırlaşması oldu pankreatitin. Onun dışındaki ağırlaşmaların çoğu enfeksiyonun agreve olmasıyla ilgili. Yani yeni bir atak gibi almadık. Onun için de bunu çok rutin uygulamıyoruz ama uygulamayı öneren yayınlarında olduğunu görürsünüz. Peki bir hasta var, bize pankreatitle geldi. Ama anemnezine baktığımız zaman görüyoruz ki daha önceden kolestektomi olmuş hasta. Kolestektomi geçirmiş. Şimdi tabii ki öncelikle yani hastada biliyer değil, bu geldiği pankreatit başka bir pankreatik atak olabilir. Mutlaka etiyolojik sebepleri araştırıyoruz. Bir sebebi var mı? Yani işte endokrin bir sebebi var mı? Metabolik bir sebebi var mı? Ya da işte otoimmün bir sebebi var mı? Kullandığı bir ilaç. Hiçbir şey bulamadık hastada. Başka bir etiyolojik sebep bulamadık. Tabii kolestektom olması da bize neyi gösteriyor? Demek ki bu hastada kolestatik bir safra var. Taş yapıcı bir safra var. O zaman biz bu hastalarda eğer kolestektomi geçiren hastalarda başka bir pankreatit nedeni bulamadıysak sfinkterotomiyi öneriyoruz. Bunu öneren çok da yayın da var, uyguluyor. Çünkü bunların çoğunun yapılan çalışmalar göstermiş ki papilla disfonksiyonu ile ilgili. Gerçi işte basıncı ölçelim ama basınç ölçümleriyle şeyler birbirine uymuyor. Onlarla zaman kaybetmektense eğer ciddi bir araştırmayla başka bir sebep bulamamışsak biz kolestektomi geçirmiş hastalarda sfinkterotomi uyguluyoruz. Peki, pardon, bir şey olmadı değil mi? Peki başka ne var? Hastada şimdi pankreatiti düzeldi. Kolestektomi yapacağız. Ama hastayı değerlendiriyoruz. Yandaş hastalıkları nedeniyle medikal inop, asası çok yüksek, riskleri çok fazla. Yaşlı hastalarda daha çok oluyor. Bazen genç hastalarda oluyor. Şimdi bu hastalarda ne yapalım? Yani
nüksü azaltmada kolestektomi kadar etkili değil biraz önce söylediğim gibi, ama acaba en azından bir ERCP sfinkterotomi yapıp bu ihtimali daha da minimuma düşürelim mi? Bizim uygulamamız şu: genç hastalarda bunu tercih ediyoruz, ama o yaşlı hastalarda, yani beklenen yaşam süresi kısa, nüks ihtimali ne zaman olacak belli değil, yani ona da tekrar riske etmeden takip ettiğimiz hastalar oluyor. Her hastaya bunu uygulamıyoruz. Bir de tabii gebelerde, biliyorsunuz gebelikle beraber akut kolestit gibi mekanikler, pankreatit riskleri artıyor bu hastalarda. Şimdi bu hastalarda da eskiden ya işte hamilelikte anestezi almasın, ERCP yapalım, ama ERCP sırasında da tabii ki ne var? Orada da bir radyasyon var sonuçta. Bizim mesela birkaç hastada mecbur kaldığımız koledokta taşı olan hastalarda, işte deneyimli ellerde hiç acaba radyasyon şey kullanmadan, işlem sırasında kolanjiyo yapmadan yapılabilir mi? İşte gelen safra, kanülün durumuna göre 2-3 hastada bunları gerçekleştirdik mümkün mertebe vermeden. Ama yine de önlem alıp işte üterusun üzerini kurşun yelekle örterek falan yapma yoluna gittik. Ama günümüzde artık anestezi şartları gelişti, laparoskopi şartları gelişti. Hamilelikte eğer illa da bir soğumaz cevap vermezse kolestektomi yapmak daha uygun. Yani kolestektomiyi hamilelik sonrasında bırakacağımız için bir ERCP sfinkterotomi yapalım gerek yok diye düşünüyorum ve biz uygulamıyoruz. Şimdi bir diğer tartışma konusu idiopatik pankreatit konusu. Biliyorsunuz tüm araştırmalara rağmen, tüm gelişmelere rağmen hala pankreatitlerin %10'unun bir sebebini bulamıyoruz. Ve yine bu konuda birçok çalışma var. Bu konudaki yapılan çalışmaların çoğu bu idiopatiklerin de biliyer kabul edilmesi yönünde. İşte yok gaitada safra taşı bakmışlar, yok safradan örnek alıp mikroskopla inceledikleri zaman bunlarda ultrasonunda göremeyeceği düzeyde küçük kristalleşmeler olduğu söyleniyor ve bunlara bağlı olarak pankreatitin gelişebildiği söyleniyor. Ve bunlarda da ERCP sfinkterotominin, hatta bazen disfonksiyonuna bağlı papillerin olarak da gelişebileceği söyleniyor. Pankreatit atağı azalttığı, hatta bazen kolestektominin de buna eklenmesi gerektiği yönünde görüşler var. Ama bizim ilk ataklarda, ilk saptayamadığımız hastalarda bunu yapmıyoruz. Ancak reküren bir idiopatik pankreatit söz konusuysa, yani ve başka bir sebebi yoksa, bu hastalarda önce ERCP sfinkterotomi, duruma göre bazen kolestektomi de konsey toplantılarında tartışarak karar alabiliyoruz. Dediğim gibi ilk atakta tercih etmiyoruz. Diğer bir son konu ERCP ve virüsingotomi konusu, akut pankreatitlerde ya da ciddi pankreatitlerde ne zaman gerekir? Şimdi burada en önemli konu, perkutan drenajlar yapıyoruz. Bazen retroperitoneal nekrozektomi yapıyoruz ve fistül oranları. Şimdi transgastriklerde fistül mideye olduğu için o kadar sıkıntı olmuyor, ama özellikle retroperitoneal nekrozektomilerde ya da drenaj kateterlerinde eğer fistül debileri yüksekse, nekroz sıvısından gelen, işte amilazıyla bazen sadece fistüle de dönüşebiliyor. Ona göre sfinkterotomi veya virüsingotomi yapmak ya da bazen virüsingastent yerleştirmek de, ama biz daha çok virüsingotomiyi tercih ediyoruz. Ama yine virüsing hasarı varsa işte ciddi pankreatitlerde virüsingastent koymalar, ama bizim tercih ettiğimiz, ben şahsen virüsingastent koymayı çok tercih etmiyorum. Daha ziyade virüsingotomi, ama çok bir debi çok yüksek ve virüsingda sıkıntı varsa bazen stent koymak da gerekebilir, ama ilk tercihimiz olmuyor hiçbir zaman için. Evet, teşekkür ediyorum.